arkadaşlar. Bu dersimize 8. sınıf karekökli sayılarla çarpma işlemini öğreneceğiz. Karekökli sayılarla çarpma işleminde katsayılar kendi aralarında, yani kök dışındaki sayılar kendi aralarında çarpılır. Karekök içindeki sayılar da kendi aralarında çarpılıyor. Çarpımda karekökün içindeki sayı kök dışına çıkabiliyorsa çıkartıyor. Yani köklü sayı ifadeleri en sade haliyle yazmaya çalışıyoruz. Bir kökün köklü sayının kendisiyle çarpımı kökü ortadan kaldırır. Çünkü kök 3 çarpı kök 3, mesela buradaki örneğe bakarsanız kök 9'dur. Biz ne yapıyorduk kökten çıkartırken? 2 tane aynı sayı kökten çıkartıyorduk. Ya da kök 9, 3'ün karesi olduğu için köklü ifadede kimin karesi olduğunu bulma işlemi ise 3 diye dışarı çıkıyordu. O yüzden kök 3 çarpı kök 3'ü direkt 3 diye de yazabiliriz. Örnekleri inceleyelim. Kök 5 çarpı kök 6, kök 30. Direkt kökler kendi arasında çarpıyor. Burada kök 8 ile kök 12 çarpıp kök 96 bulabiliriz. Ama kök 96'yı bulduğumuz takdirde şıklarda olmayacaktır. 96'yı sonra kökten çıkarma, önceki videolarda anlatmıştım. İşte çarpanlarına ayırırız ya da iki tam karenin çarpımı olarak görebilirsek direkt 4 kök 6'ya dönüştürmemiz gerekecek. Yani en son kökten çıkartacağız. Ama 8 ve 12'yi kökten çıkartmak kolay olduğu için önce onları kökten çıkartırsak 8 2 kök 2, 12 de kökten çıktığı vakit kök 12 de 2 kök 3 olacak. 2 ile 2 çarptım 4. 2 ile 3 çarptım 6 kök içinde. İşlem bitiyor. Yani sayıyla sayıyı kökle kökü çarpıyoruz. Burada da mesela 4 kök 3 ile 5 kök 6 çarpırken 4 kere 5 20. Burada kök 3 kere kök 6 kök 18. Ama 20 kök 18 çıkları yok. 18 demek ki kökten çıkıyormuş. Bu da 3 kök 2 çıktı. 20 çarpı 3 kök 2'den 60 kök 2. Doğru cevabımız gelecek. 2 tane kök 5'li ifade çarpılırken 3 kere 2 6'yı yazdım. Kök 5 çarpı kök 5'i kök 25 olarak yazabileceğim gibi direkt artık 5 diye yazarsak daha hızlanırız. 6 kere 5 oldu. İkisi de kökten çıktığına göre yine çarptım. 6 kere 5'ten 30 gelecek. Özetle kökle kök sayıyla sayı çarpılıyor. Hemen bakalım. 5 kök 3 ile 2 kök 7'yi çarparsam 5 ile 2 kök dışındaki sayılar, köklü ifademizin katsayıları 5 kere 2 10. 3 kere 7 21 kök 21. Kök 21 de kökten çıkmayacağı için 10 kök 21 doğru cevap. 8 kere 3 24. Çarpma olduğu için dümdüz çarptık. Çarpı, buraya çarpı yazmasam da çarpı olduğunu biliyorsunuz artık. 2 kere 5 10. Kökleri kendi içine çarpıyorum. 10 10 kere 3 de 30. 24 kök 30. Aynı mantık. 6 kök 3 çarpı kök 3. 6'yı aynen yazdım. Kök 3 çarpı kök 3 normalde çarptığımızda kök 9 gelecek. Ama biz artık 2 tane aynı sayı çarpınca kökten çıktığını bildiğimiz için direkt şuraya 3 yazabiliriz. Zaten kök 9 da tam kare bir ifade. 3 diye çıkar. Yani burada direkt 6 kere 3 yazmanızı istiyorum. Ondan sonra çarparız. Sonucu buluruz. Geçtim. Eksi artı olaylarında da yine hiçbir şey değişmeyecek. Eksi ile eksiyi çarpıyorsak artı olacak. Eksi ile artıyı çarpıyorsak eksi olacak. Ama kök dışındaki sayıların işaretleri farklıysa, aynıysa bu duruma bakacağız. Eksi 8 var. Başka sayı yok. Buraya yazdım. Kök 2 ile kök 2 çarptım. Aynı ikisi. 2 çıkar direkt. Cevap eksi 16. 5 ile 6'yı çarptım. 30. 5 ile 6'yı çarptık. 30. Kök 5 ile kök 5. Kök 25 yazmıyorum. Direktman. İkisi aynı olduğu için direkt 5 diye çıkarttım. Buradan da 30 kere 5'ten cevap 150. 8 kere 2 16. Kök 3 kere kök 3 3. Yani soru 16 çarpı 3'ten 48 olarak geliyor. Mantık basit. Tabi gittikçe sorular karışmaya başlayacak. 4 kök 6 ile 3 kök 2'yi çarptım. 4 ile 3'ü çarptığım takdirde 12 gelir. 6 ile 2'yi çarptığım takdirde yine 12 gelir. 12 kök 12. 12 kökten çıkabildiği için 12'yi hemen parçalıyorum. Çarpanlarına ayırıyorum. 2, 3, 1. 2 tane 2 varsa buradan 2 çıkar dışarı. Yani karekök 12 yerine ben 2 kök 3 yazabilirim. Geliyorum 12 çarpı 2 kök 3. Burada da sayıyla sayı çarpıyor oldu. Cevap 24 kök 3. Aslında 12 kök 12 ile 24 kök 3 aynı sayıyı ifade ediyor. Ama köklü ifadeleri biz en sade haliyle yazmamız gerektiği için şıklarda bunu bulamıyor oluyoruz. Bir sonraki sorumuza bakarsak 9 kök 2 ile 3 kök 10 çarpılıyor. 9 kök 2 ile 3 kök 10'u çarptığımda önce normal olarak kök dışındaki sayıları çarpıyorum. 9 kere 3 27. Kök 2 kere kök 10 kök 20.
27 kök 20 doğru cevabımız. Ama 20 kökten çıkabilen sayı. Bu sefer burada da diğer taktiğimizi yapalım. Tam kare görmeye çalışalım 20'nin içinde. 20 aslında 4 çarpı 5'tir. 4 çarpı 5 de kök içinden 2 diye çıkmıyor mu? O zaman burada soru 27 çarpı 2 kök 5 haline dönüştü. 27 kere 2 54. Kök 5 ile çarpılacak başka kök olmadığı için cevabımız 54 kök 5 olacaktır. İlerleyelim biraz. Kök 12 çarpı kök 48. Şimdi burada normal çarpıp kökten çıkartmayı göstermiştik. Şimdi yavaş yavaş daha hızlı ne yapabiliriz hocam diyorsanız onları görmeye çalışalım. Şimdi kök içindeki sayılar kendi içlerinde çarpılabiliyordu kökle kök. O zaman 48'i ben diyorum ki şu baştaki kök 12 bir yazayım. Sonra 48 kök 4 çarpı kök 12 olarak yazılamaz mı? 4 kere 12 48. Buraya yazıyorum kök 4 çarpı kök 12. Biz buradan neyi biliyorduk? İki tane aynı kök çarpıldığı vakit kökten çıkar 12. Kökten çıktı. Biz kök 4'ü de tam kare olarak biliyoruz 2. Yani soru aslında 2 çarpı 12 oldu. 2 çarpı 12 ikisi de kök dışında olduğu için doğru cevap 24 geliyor. Ya da bunu uzun uzun kökten çıkartabiliriz. 12'yi 2 kök 3, 48'i 4 kök 3 diye kökten çıkartabiliriz. Sonra çarptığımızda işte 8 çarpı kök 3 kök 3'ten de 3 gelir. 8 kere 3 olur. 8 kere 3'ten yine 24 gelecektir. Farklı farklı yöntemlerle çözmeye ben devam ediyorum. Mesela burada 125 sayısı var. Üçlü sayılardan hatırlarsak. Bu 2 kök 5'ti. 125'te 5 üstü 3'tü. Bu arada diğer yöntemlerle de yapsak aynısı çıkıyor. Ben farklı farklı yöntemler gösteriyorum ki sorularda gerektiği vakit farklı şekilleri de görün. Sonra biz burada 5'in üstüne gizli bir yapabiliriz. 2 ile bu kök içleri çarpıldı. Şu ikisini çarptım. 5 üstü 1 ile 5 üstü 3 çarpılınca tabanlar aynıysa üstler toplanıyordu değil mi? Kök içinde bunu yaptık. 5 üstü 4 geldi. 2 çarpı 5 üstü 4. Bu kare kök üstündeki sayıyı yarısıyla çıkartacağız. Yani biz 5'in karesi olsaydı 5 çıkartma sebebimiz aslında kare kök. Bu kareler gittiği için. 5 üstü 4 nedir? 5'in karesinin karesi. Değil mi? Üstün üstü çarpılıyordu. O zaman bu kareyle bu kare gider. Kare kökün karesi. Cevap 5 üstü 2. Ya da siz direkt üstü çiftse üstü ifadeyi kök içine aldığımızda yarısı çıkıyor diye de düşünebilirsiniz. Yani 2 çarpı 5 üstü 2 diye çıkar. Ha bunları çarpsaydık 625, 625 de 25'in karesiydi. Yani 2 çarpı 25 oradan da gelebilirdi. 5'in karesi 25 çünkü. 2 çarpı 25'ten de cevabımız 50 olacaktır. Yani burada farklı yöntemleri gösteriyorum. Hangisi kolayına geliyorsa onu yapacaksın sen. Önemli olan doğru sonucu bulmak. Yani yukarıdaki taktikle de yapılabilir. Direkt kökten çıkartıp da çarpabiliriz. Hepsi aynı sonucu verecek. Burada direkt kökten çıkartarak çarpmayı deneyelim mesela. 18 çarpanlarına ayırıyoruz. 2'ye böldüm 9. Zaten bakın 9 tam kare. 2 tane 3 gelecek. Bu 2 tane 3 çıktı. Kök 18. 3 kök 2. Burada sen 18 9 kere 2 deyip 9'u 3 diye de çıkartabilirdin. Sorumuz 3 kök 2 çarpı 6 kök 2'ye dönüştü. 6 kere 3 18. Kök 2 ile kök 2'yi çarpınca direkt 2 geliyordu 2. Burada da çarparsak 36 doğru cevap geliyor. Tabi burada sayılarla aran iyiyse daha pratik yöntemler de görebilirsin. Kök 12 ile kök 18 çarptığında kök 36 gelir. Tam kare geliyor. Hiç böyle uğraşmam. 36 6 diye çıkar. Bir de burada 6 var. 6 kere 6 36. Yine doğru cevabı bulabilirdik. Yani yöntem değişiyor ama aslında aynı şeyleri yapıyoruz. Aynı sonucu bulmamız gerekiyor. Burada da kök 8 var. Şu kök 8'i kökten çıkartalım. 8'i hemen algoritma ile ayırıyorum. Bu algoritmaları birkaç kere yaptıktan sonra zaten hızlanmaya başladığınızı göreceksiniz. Hiç yazmadan mesela 2 kök 2'yi bulabilirsiniz. Soruyu düzeltiyorum. 2 çarpı 2 kök 2 çarpı 4 kök 3'ü aynen yazdım.
Sayıları çarpıyorum. 2, 2, 4. 2 kere 2, 4. 4 kere 4, 16. Sonra kök 2 ile kök 3'ü çarptık. Kök içine çarpıldı onlar da. Cevap 16 kök 6 geliyor. Evet, böylelikle çarpma işleminin de sonuna geliyoruz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sosyal medyada paylaştığımız içerikleri kaçırmamak adına da Instagram sayfamızı mutlaka takip edin. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.